Evet, merhaba. Bugünkü kitabımız Upanishad'lar. Bolca ondan bahsedeceğiz. Hint felsefesi, mitolojisi, işte masallar hakkındaki son kitap olabilir. Ya da belki bir kitap daha gelebilir. Duruma bağlı. Upanishad'lardan başlayacağım. Satır yayınlarını kullanıyorum ben. İş Bankası'ndan almadım bu sefer. Max Müller ve Paul Tezoyun. Tezusen. Batman Amca izliyorsa daha iyi bilir. Paul Deusen. Deusen diye mi okunuyor artık? Yorumlarda yazabilirsin Batman. Çevirmen Suat Ertüz'ün. Ünlü Alman filozof Arthur Schopenhauer, onların yüce ama bir o kadar da sade felsefesinden o denli etkilendi ki, Hint düşünce ve irfanında eskiye ait ne varsa onların bayraktarı oldu. Schopenhauer kısmına gelince bunlardan bolca söyleyebiliriz. Hatta geriye dönüş yapabilirsin. Şu başlar ön sözden birkaç bilgilendirme yazısı okuyacağım. Upanishadların sayısı 108 ile 235 arasında değişse de günümüzde bilinenlerin sayısı 11, 12 ve İngilizce ya da Hintçedeki çeviriler de bunlarla sınırlı. Bunlar var. Upanishadların felsefesi Hindistan'ın evren hakkındaki öğretilerinin doğruluğunu oluşturur. Upanishadlara Vedanta denir. Yani Vedaların son bölümü. Onlar sonraki tüm edebiyata işleyen Hindistan'ın tipik manevi havasına temel olarak damgasını vurmuştur. Biraz yükleyelim. Oturmak anlamına gelen sat kökünün isim halinden türetilen Upanishad, belki de oturum demek. Yakınlık anlamı veren upa edatı da parishad ve sansata toplantı, karşılık, sır tutulan gizli oturumu ifade ediyor olabilir. Öyleyse bu adın zaman içinde oturumun amacına yani gizli öğretime işaret ettiğini düşünebiliriz. Brahman daha eski ve daha az anlaşılır. Atman daha yeni ve daha anlamlı olan. Brahman açıklanmaya muhtaç, bilinmeyen. Atman öbür bilinmeyenin kendisiyle açıklandığı bilinen. Brahman evrenin kavranışının, Atman insanın iç benliğinin bilinmesinin birinci ilkesidir. Brahman'la Atman arasındaki fark ikisinin yan yana görüldüğü durumlarda, örneğin muhakkak ki Brahman Atman'dır gibi sözlerle ortaya çıkar. Brahman evrenin kozmik, Atman da ruhsal ilkesi ise bu ayrımı esas alarak Upanishad felsefesinin temel düşüncesi şu şekilde ifade edilebilir. Brahman eşittir Atman. Biri bizim iç benliğimiz, diğeri de evrenin benliği. Evrende bizim iç benliğimizin birleşimi. Upanishadların öğretisine göre Atman yani şeylerin gerçek beni değil yalnızca mayadır. Bir başka deyişle tam bir yanılgı veya yanılsama. Tüm dünyevi nesneler ve ilişkiler Upanishad'da da bahsedildiği gibi kendilerine değil Atman'a nispetle bir değere sahiptir. Hatta onlar yalnızca Atman'la vardırlar. Ve onları benden ayrı bilen insan büsbütün ve çaresizce yolunu kaybeder. Bu Atman Brahman'dır. Tüm evrendir. Tüm dinler farkında olmasalar bile Kant'tan filan bahsediyor bu şey. Fenomen, Numen ayrımı da bunu şu an Kant'tan bahsetmiyor. Çok gelince bahsederiz. Fenomen, Numen ayrımı. Şeylerin kendisini bilemez filan. Harun Hoca'ya selamlar buradan. Öğretmişti. Daha doğrusu yolu öğretmişti değil. Yeryüzünde hareket eden de şu an başlıyoruz, tamam mı? Upanishad'da. Yani her şey. Önce bir ön söz veriyor. Ön söz demeyeyim de burada. Kısa bir şey. Bu kitapta ya da bu bölümde ne bahsediliyor? İşte kimi zaman konuşma oluyor öğrenci ile öğretmen arasında. Onlardan arasındaki geçen bilgileri aktaracağım önemli şeyleri. Yeryüzünde hareket eden ne varsa her şey Tanrı'da saklıdır. Ancak tüm bunları teslim ettikten sonra bir şeyin mutluluğu yaşayabilirsiniz. Kimsenin zenginliğine göz koymayın. O ben hareket etmez ama düşünceden tezdir. O hem hareketlidir hem hareketsiz. Hem uzaktır hem yakın. Her şey hem içindedir hem dışında. Aydınlık, maddesiz, yara beresi ve kası olmayan, saf kötülüğün değmediği ben, öz, her şeyi kuşatmıştır.
Brahman kavramı Hindistan'ın felsefeye armağanı, insanların ulaşmaya çalıştıkları hedeftir. O aslında Nirvana değil mi? Nirvana tarzında bir şey diyebiliriz. Arifler bu dünyadan ayrılıp duyularından özgürleşince ölümsüz olurlar. Göz oraya gitmez. Söz ve zihin. Her şeyi üstünde düşünmüş ve kendilerindeki beni tanımış olan arifler bu dünyadan ayrıldıktan sonra ölümsüzleşirler. Ölüm, iyi olan şeyler ayrı, zevk veren şeyler ayrı, nesneleri farklı olan bu ikisi insanı zincire vurabilir. İyiye tutunan iyi yoldadır, zevk vereni yeğleyen asıl olanı kaçırır, dedi. Öğretmen diye öğrenci, işte öğrenci soru soruyor. Ölüm nedir, zevk nedir tarzında. Karanlıkta yaşayan, kibirleri içinde kendini arif sanarak boş bilgiyle şişinen ahmaklar, körlerin kılavuzundaki körler gibi bir ileri bir geri tökezleyerek dolanıp dururlar. Abart. Burasını da bu metni okuyunca yeni çekmeceye selam yolluyorum. Öz varlık üstünde çokça düşünülse bile kolay anlaşılmaz. Bunun tek çaresi bir başkası tarafından öğretilmesi. Çünkü o tasarruf edilemeyecek kadar küçüğün küçüğüdür. Okuyunca direkt aklıma Plüton'un mağarası geldi. Öğretmen öğrenci yol gösteren. Mağaradan kurtaran mesela. O kısımlara gelince buralara tekrar döneriz şimdi. Oraları bilmeden buradan oraya açıklamak istemiyorum. Buralara. Ha, şimdi Om'dan bahsediyorum. Om. Om. O ölümsüz hece. Brahman demek. O hece en yüce Brahmin demek. O heceyi bilen her dilediğine sahip olur. Om. Duyuların ötesinde nesneler, nesnelerin ötesinde zihin. Zihnin ötesinde akıl var. Büyük öz varlık. Büyük ben de aklın ötesindedir. Çocuklar görünür zevklere kapılır ve her yeri kaplayan ölümün tuzağına düşerler. Yalnız ölümsüzlüğün doğasını bilen arifler, buradaki istikrarsızlar arasında istikrarlı şeyler aramazlar. Dünyada görünür ne varsa aynısı Brahman'da görünmezdir. Ve orada ne varsa aynısı buradadır. Brahman'la dünya arasında bir ayrım görenler ölümden ölüme gider. Fenomen-numen ayrımı olabilir burada. Platon'un şey ideaları olabilir. Düşünebiliriz. Benzerlik kurabiliriz. Doğru gelince buralara tekrar döneriz. Bu parça ruh gücüyle ilgili. Öyleyse ey Gautama, sana şu esrarı, yaşlı Brahmin'i ve ölümü eriştikten sonra bana ne olduğunu anlatacağım. Yaptıkları işlere ve bilgilerine göre kimi can sahibi olarak bedenleşmek üzere rahme gider, kimi de cansız maddelere karışır. Ey yüce kişi, biz uykudayken içimizde uyanık olan, birbiri ardınca güzel görüntüleri biçimlendiren, aydınlık olan Brahman'dır. Yalnızca ona ölümsüz demek yaraşır. Tüm alemler onun tarafından kuşatılmıştır ve kimse bunun ötesine gidemez. Bu ruh göçüyle ilgili çok net bir parça. Duyuların ötesinde zihin, zihnin ötesinde en yüce yaratılmış varlık. O varlıktan daha yüksekte büyük ben, o büyük ben daha yüksekte en yüce gelişmemiş vardır. Gelişmemişin ötesinde her şeyi kaplayan ve hiçbir şekilde algılanamayan kişi var. Onu bilen her yaratık özgürleşir ve ölümsüzlüğe ulaşır. Onun sureti görülmez. Kimse onu gözde göremez. O yürekle, bilgelikle, zihinle tasarruf edilir. Bunu bilenler ölümsüzdür. Duyuların böyle sıkı bir şekilde geri tutulmasına yoga denir. Düşüncelerden özgür olana yoga gelir ve gider. Asıl olana sözle, akılla veya gözle ulaşılmaz. Odur. Aa bak. Burada yine Çetin Hoca'ya bir selam yollayacağım. Angiras ona dedi ki tamam buraya gel. Ona dedi ki iki tür bilgiyi bilmek gerekir. Brahman'ı bilen herkesin de bize söylediği gibi yüksek bilgi ve aşağı bilgi. Aşağı bilgi Rigveda, Yajurveda, Samaveda, Atharvaveda, yani ses bilgisi Sihiska, Kalpa, ayin bilgisi, Vyakarana, dil bilgisi, Nirupa, köken bilim, Chandas, ölçü, Yoisa, gök bilim. Bu parçayı okuduktan sonra benim direkt aklıma şey geldi. Sanat felsefesinde gördüğüm yaz okulunu Çetin Hoca'dan alırken. Septum liberes artes. Bak direkt oraya yazdım. Hemen şey yapmışım aklıma direkt geldi. Yani orta çağda
7 özgür bilim. Neydi bunlar? Gramer, mantık, retorik, aritmetik, geometrik, geometri, felsefe. Bir şey daha vardı, unuttum işte. Ya benzerlik kurulabilir. Her şeyi algılayan ve her şeyi bilen derin düşüncesi bilgi olan en yüce Brahman'dan, Brahman'ın adı, sureti ve maddesi yiyecek doğar. Her yeri okumayayım ya. Bayağı alt çizgi yer var. Tabii iki defa gözden getirdim. Hani aktaracağım bilgileri satmak için önemli yerleri. Buraya geçmesin. Bak burası mesela bahsedilebilir. Doğrusu başlangıçta her şey tek olan Atman'dı. Göz kırpan başka hiçbir şey yoktu. Atman şöyle düşündü. Alemleri var edeyim mi? Ve alemleri var etti. Amba, Mariki, Mara ve Ap. Amba yani seller cennetin üstündedir ve dayanak olan cennettir. Marikiler ışıktır. Işıklar göktür. Mara ölümlü, yeryüzüdür. Ve yeryüzünün altındaki sular da Ap alemidir. Atman düşündü ki işte alemler. Onların muhafızlarını var edeyim mi? Sonra sudan meydana getirdiği kişiye biçim verdi. Sonra ben onu aç ve susuz olanı kuşattı. Sonra açlık ve susuzlukla azap çeken tanrılar asıl olan dediler ki yerleşip beslenebileceğimiz bir yer göster bize. Asıl olan onlara bir inek gönderdi. Onlar dediler ki bu yetmez. Onlara bir at gönderdi. Onlar dediler ki bu yetmez. Onlara insan gönderdi. İşte o zaman dediler ki gerçekten çok iyi. Bu yüzden insan çok iyidir. Burada bunu okumaya gerek var mı? Ben bunu geç ya. Olmadı bir daha dinlerim. Bilinsin ki nefes beden evini ayakta tutan ana kiliçtir. Ruh önemli. Nefes zaten nefs ruh demek. Nefes nefs. Bak burada om ile ilgili bayağı kapsayıcı bir bilgi var. Om Brahman demektir. Om bunların hepsi demektir. İtaat demektir. Om konuş dendiğinde konuşurlar. Omdan sonra samanları okurlar. Ondan sonra ilahileri okurlar. Ondan sonra Atvaryu cevap verir. Ondan sonra rahibi emirler verir. Evet buradan bir şekilde selamlar. Bizi izliyordu. Brahman sorar. Gerçek nedir? O şöyle cevap verir. Tanrılardan ve duyulardan prana ayrı olan sattır. Ama tanrılar ve duyular tıyamdırlar. O yüzden her ne varsa Satya gerçek adıyla anılır. Ne varsa sensin. Aslında bu kitapta bayağı altı çizili yer var ama hepsini aktarmak istemiyorum. Çünkü Hinduizm'de işledik zaten ve diğer kitaplarda da olan ortak şeyler var. Mesela ruh gücüyle ilgili birçok parça var işte kaçını sunmak istiyorum. Buralar farklı bir şey. Daha farklı ileriye dönük uzatmalarda bağlantı kuracağım bir şey. Aha bak burası ruhla ilgili çok önemli bir parça. Bu parçanın aynısında 4-5 tane var. Aynısında değil de benzer. Ben sadece mesela bunu okuyacağım. Birisi şu ağaca, birisi şu koca ağacın köküne balta vuracak olsa ağaç kanar ama yine de yaşamayı sürdürür. O kişi ağacın gövdesine vuracak olsa ağaç kanar ama yine de yaşamayı sürdürür. O kişi ağacın tepesine vuracak olsa ağaç kanar ama yine de yaşamayı sürdürür. Varlığını yaşayan ben kaplamış olan ağaç bunlara dayanır. Besinlerini içer ve sevinçle yaşamaya devam eder. Fakat can yaşayan ben onun dallarından birini terk ederek olursa o dal kurur. İkinci bir dalı terk ederse o dal kurur. Üçüncü bir dalı terk ederse o dal kurur. Bütün ağacı terk ederse bütün ağaç kurur.
Oğlum bunu aynen böyle bilesin. Şöyle dedi. Yaşayan ben bu bedeni terk ederse oh kirkeden kuruyup ölür. Ama yaşayan benim kendisi ölmez. Ruh göçü. Yani işte farklı hikayesi var. Meyve hikayesi var. Buna benzer. At hikayesi var. Bunun farklı varyasyonları. Aktarmaya gerek yok. Aslında var da uzatmaya gerek yok diyelim. Şimdi 15 dakika oldu. Gerçek perhiz insanların kurban dedikleridir. Çünkü kişi perhizle arayarak beni bulur. Gerçek perhiz insanların oruç tutmak dedikleridir. Çünkü perhizle arayıp bulduğumuz öz yok olmaz. Bekle kapçaldım. Kapçalmışı da. Bakın burası, buralar bayağı uzun ama bağlantılar var. Bunu okuyacağım. Başlangıçta algılanabilecek hiçbir şey yoktu. Ölümle her şey gizleniyordu. Açlıkla. Çünkü ölüm açlıktır. İlk varlık olan ölüm bir bedenim olsun diye düşündü. Sonra ibadet ederek kıpırdandı. Onun böyle ibadet etmesinden su meydana geldi. Ve dedi ki ben ibadet ederken doğrusu bana su göründü. Suya bu yüzden arka denir. Yani su arkadır ve suyun köpüğü sertleşerek yeryüzü meydana geldi. Bu Herakleitos. Ölüm ona dayanıp dinlendi ve böyle dinlenip ısınan ondan ışıkla dolu olarak Akre peydahlandı. O varlık üçerli olarak bölündü. Üçüncü olarak güneş, güneşten hava, havadan da prana, ruh doğdu. Ölüm veya açlık benden ikinci bir beden doğsun diye dilekte bulundu ve zihninde sözü kucakladı. Sonra tohum yıl oldu. Ondan önce yıl yoktu. Söz onu bir yıl taşıdı ve yılın sonunda onu doğurdu. Ölüm onu öldürürsem çok az yiyeceğim olur diye düşündü. Ve söz ile beden ile var olan her şeyi kurbanlar, insanlar ve hayvanlar meydana getirdi. Sonra ölüm peydahladı, her şeyi yemeye karar verdi. Yani bu insan meydana geldi. İlk olarak erkek meydana geliyor herhalde burada. Sonra kadın şey yapıyor, yaratıyor. Fakat kişi hiçbir şeyden zevk almıyordu. O yüzden tek başına olan biri hiçbir şeyden zevk almaz. İkinci biri olmasını diledi. Sonra kendi kendini ikiye ayırdı ve ondan koca ile karı doğdu. Aynen burada bunu anlatıyor. Aynen işte. Önce erkeğe doğru. Ya, burada bile anlamı. Ne sıcak ya. Terledim ama ne oldu? Ne terledim böyle izlerken? Brahman'ın iki sureti vardır. Maddi olan ve maddi olmayan. Ölümlü olan ve ölümsüz olan. Katı olan ve akışkan olan. Biraz sonlara kaldık. Buralarda fazla bir şey yoktu. Gözlerindeki karşısın. Evet. Buradan bizi izleyen Pişkin, Şirikçi, Balaban, Batman amca, başka Metin olabilir. Çok izleyeceğini düşünmüyorum Metin. Sonra belki Sadık yani izlerse yolluyorum. Ve şöyle bir dileklerle videoyu bitiriyorum. Bugün 12 Temmuz videoyu çekiyorum. Yüksek ihtimal gece atarım ya da yarın. Yarın 13 Temmuz, yarın yani babamın ve Şirikçinin doğum günü. Buradan doğum günlerini kutluyorum. İyi günler. Kapatalım.